koruyucu burun estetiği nedir? Kapalı teknik burun estetiği nasıl yapılır? Burun estetiğinin güzel olması için nelere dikkat edilmeli? Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Ali Cemal Yılmaz anlatıyor. Burun estetiği yaparken sadece burnu ele almak doğru değil. Şimdi Hayat Güzeldir de. Hayat Güzeldir stüdyosunda şimdi de yanımızda plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Ali Cemal Yılmaz var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizinle değişik bir burun cerrahisi operasyonuyla başlayacağız. Preservation rinoplasti konsepti nedir? Preservation rinoplasti konsepti Türkçesi koruma rinoplastisi. Koruma rinoplastisi evet. Nedir? Daha az agresif işlemlerle burnun kemiklerini, bağlarını, kaslarını, kıkırdaklarını hem fonksiyonel hem şekil itibariyle daha fazla koruyarak bir konseptler dizisi. Bunlar içinde kapalı burun estetiği, let down, push down, superiostal, superikondral gibi birçok konsepti içeren bir yöntem serisi mi aslında? Yöntem serisi. Birçok burada asıl maksat burun fonksiyonlarını korumak ve daha doğal burun elde etmek. Yani aslında doğal burun estetiğinin yöntemlerinden biri diyebiliriz, evet, değil evet, mi? Evet. Peki kimlere uygulanabilir mesela? Herkese uygulanabilir. Herkese uygulanabilir. Ama peki, tabii ki dediğim gibi bu bir yöntemler serisi. Belki bir yöntem bir hastaya uygulanabilir, diğer yöntem bir hastaya uygulanmaz. Uygulanamayabilir. Evet. Peki nasıl yöntemler anlamalıyız? Mesela nasıl burunlar için? Mesela çok büyük kemikli burunlar var, ucu çok düşük burunlar var. Bu tip durumların hepsinde uygulanabiliyor mu? Yoksa onları daha farklı şeyler mi yapmak lazım? Tabii kendi içinde bazı kıstasları var. Mesela let down yöntemini anlatırsam. Normal, let down yöntemi. Evet. O koruma rinoplastisinin içindeki bir yöntem. Burun sırtının anatomisini bozmadan burun kemerini yok edip... Ha yani burnu oynamadan, evet, çok şeklini bozmadan buradaki kemeri mi yok edip? Eskiden yani geleneksel, hala da bazı vakalara yaptığımız burun çatısını aşağı indirmek için törpüyle veya keskiyle yukarıdan indiriyorduk. Hem fonksiyonel hem de... estetik anlamda o bölgeyi tahrip ediyorduk, o anatomiyi. Hı. Sonradan o anatomiyi tekrar oluşturmak için sütürlerle, kıkırdak grefleriyle yani yamalarıyla tekrar oluşturmaya çalışıyorduk. Şimdi öyle değil. Sadece burun çatısını, kenarlarını ve orta direkte bir parça alıp sanki 10 katlık binanın aradaki 3 katını alıp Aşağıya indirmek gibi. Yani bambaşka bir yöntem aslında o törpüleme falan gibi ya da kemiği kırmak yöntemi. Tabii eskiden de yapılmış ama son 10 yıl önce biraz bizim arkadaşlar tarafından ilerletildi. Şu anda popüler bir yöntem. Popüler bir yöntem. Peki nedir bu yöntemi tercih etmesinin sebebi doktorların ya da hastaların? Yani koruma burun cerrahisini neden tercih edebiliriz? Şimdi bağlarımız... burun müthiş bir organ. Zaten hastalara aynı şekilde söylüyorum. Normalde bir burun ucunu kaldırmak, bir burun sırtını indirmek heykel olsa, çamur olsa 10 dakikada yapılacak işler bunlar. Ama tabii. Ama bu içinde bağları, içte geçmiş yapıları bozup tekrar onarmak zaman alan bir işlem. Bu açıdan fonksiyonel ve estetik anlamda burnu en mükemmel halde korumamız gerekiyor. Korumak gerekiyor. Peki böyle bir ameliyat yöntemlerinin yani hani koruma burun cerrahi istediğimiz yöntemleri yaptırmanın hastaya ne gibi katkıları oluyor? Mesela iyileşme sürecine bir faydası var mı? İşte öncesinde ya da sonrasında hastanın tabii ki. Neyle alakalı? Mesela kapalı burun estetiğini ele alırsak burun bağlarını ve dolaşımını, lenf dolaşımını, kaslarını, sinir dokularını ellemeden belli plandan gittiğimiz için hem ödemi daha az oluyor ve iyileşmesi de daha çabuk oluyor ve daha doğal duruyor. Normal akışında giden bir burun gibi, yapay bir burun değil. Peki kapalı burun estetiği dediğimizden ne anlamalıyız? Kapalı burun estetiği dediğimizde sadece burun ucunda kesik
yapmamayı algılamamamız lazım. Koruma burun estetiğinin konseptlerinden biri olduğu için oradaki bağları korumak anlamına geliyor. Kansız plandan gidip etki tepkiyi hemen görüp sonucu ameliyatta da hemen algılayabiliyoruz. Ha, o sırada her şey görülebiliyor. Tabii. Yani. Açık ameliyattan daha, bu da yine kolay iyileşen herhalde bir... Evet, sistem. Daha öyle bir şey. Üstünlükler arasında bu da var, kapalı burun estetiğinin. Peki rinoplasti, yani burun estetiği yaptırırken başka hangi işlemleri kombine edebiliriz? Tabii ki burun estetiği yaparken sadece burnu ele almak doğru değil. Güzel bir burun yapmak bizim amacımız değil. Sadece kişiye... Yüze uyumlu. Tabii güzellik imajına katkıda bulunacak bir şeyler yapmak lazım. Burun güzel ama güzellik imajına bir şey katmamışsa bizim yaptığımız operasyon tek başına bir anlamlı değil. Hem yaptığımız burnu diğer bölgelere de uyumlu yapmak, bazen diğer bölgelerde de etkileyecek yapmamız gereken operasyonları yapmamız gerekebilir. Bir yağ işlemleri, çene ucu işlemleri, alına yağ dolgusu gibi işlemler eklenebilir. Yani burun aslında yüzümüzün merkezinde olduğu için çok şey ifade ediyor yüzümüz için. Dolayısıyla onun şeklini değiştirdiğimizde, eğer hani güzellik kaygılıysa, tabii ki hani bazı burun fonksiyonlarının bozukluğuyla da ameliyat yapılabiliyor. Aynı zamanda o sırada plastik cerrahi de tabii yapılabiliyor ama o sırada yine dudakla, çeneyle, bazen belki alınla, kaşla da müdahaleler yapılabiliyor. Şimdi bunlar... rakamsal, matematiksel oranlar tabii ki var. Bunlara uymaya çalışmıyoruz ama kişinin isteği yani. Nihai hedefimiz olmasa bile hastayı değerlendirirken tabii ki bunları gözetiyoruz. Hastaya bilgi veriyoruz. Nasıl yapılacak? Tabii mesela burun sırtı yüksek gibi geliyor kişiye ama elmacı kemikleri çok arkada olduğu için burnu yeteri kadar indirsek de hala burun yüksek durabiliyor. Ha, o gibi. Zaman oraya belki ufak bir dokunuşla ikisini dengelemek gerekiyor. Bunu hastanın doktorla konuşarak kendi arasında anlaşması gerek. Peki burun estetiğinde şimdi ekran başında bir sürü genç izleyicimiz de var. Belli bir yaş aralığı var mı? Tabii ki var. Yani burnun kemik yapısının gelişmesini bekliyoruz. Tamamlanmış olması. Evet. Yani bazı çalışmalarda kızlarda 14... Erkeklerde 15-16 yaşını olabiliyor. Hatta bizim ama tabii kaza geçirmiş olabilir. Belki hani ciddi bir burun fonksiyon problemi olabilir ama normal yaş herhalde 18. Bizim değil mi? Bizim ülkemizde 18 yaş altı yapmama eğilimi daha fazla. Ama kongrelerde de görüyoruz. Böyle erken yaştaki kız çocuklar, erkek çocuklarında burun estetiği yapılıyor. Bunun bir bilimsel dayanağı var ama biz bizim ülkemizde 18-6 yaş pek yapılmıyor. Evet ama zaten 18'i beklemek gerek bence herhangi bir plastik cerrahi müdahale için diye düşünüyorum. Sadece kemik gelişimi de değil de biraz psikolojik gelişimin de tamamlaması gerekiyor. Kesinlikle, yani o yaşta istediği şeyle hani 18 yaşında istediği şey ya da 20 yaşında istediği şey aynı olmayacak. Bir de yüz oturmuyormuş oluyor. Yani ergenlik çağında kulaklarını kepçe bulup da sonra kulaklarını kepçe olmadığını hissedenler. Çok öyle durum var değil mi? Burun estetiğinde de mutlaka 18'i beklemek lazım. Çünkü hem zaman değişiyor hem fikirler değişiyor. Hem de gerçekten yüz oturuyor. Yani elmacık kemiği oturuyor, çene oturuyor. Hatta 18 bile değil yani benim 28'e kadar falan. Yani psikolojik olarak sabit olmamış bir ergeni ameliyat etmenin çok doğru bir tarafı yok. Öyle olsa bütün ergenler... Zaten koşarlar. O yüzden 18 yaşını beklemek lazım. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Zaten ülkemizde de öyle yapılıyor. Peki koruma burun estetiği her hastaya uygulanabilir mi? Vaka vaka değişir. Koruma burun estetiği her hastaya yapılmaz. Ama o bahsettiğim o alt gruplarda belli hastalara yapılabilir. Mesela koruma letdown yöntemi burun sırtı kalın veya çok ince ise yapılmaz. Yeni bir burun sırtı, burun iç çizgisi oluşturmak gerekir. Mesela sekonder burun dediğimiz önceden ameliyat olmuş kişilere kapalı burun estetiği yapılması doğru olmayabilir. Doğru olmayabilir. Ama superikondriyal planla gitmek bir avantaj olabilir. Bu yöntemler ezbere değil de hastanın ihtiyaçlarına göre yapılması gerekir. Hastaya göre karar verilmesi gerek. Hocam çok teşekkür ediyoruz size. Güzel güzel detaylı anlattınız. 18 yaşı da tekrar üstüne basarak söyleyelim. Herhangi bir plastik cerrahi müdahale için. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Hayat Güzeldir devam ediyor.